kamera niye beni adamdan saymıyor la? Elimi gösterince düzeliyor. Yüzümü geçtiği an sıçıyor kamera. Hani Zeykuşan'la çirkinler daha öndeydi. Niye görmezden geliyor la? Bak videoya geçtik ya, bir pallamaya başladım, gösteriyor. Kapak için bir fotoğraf çekeceğim ya burada. Düşünebileceğiniz, tahmin edebileceğiniz en siyahi insanı düşünün. Her 6 ayda bir garantiye yollayacağım herhalde ben bunu. Zaten YouTube reklamlarından gına geldi. Ben her video çekeceğimde ilk önce bir mutfağa uğruyorum odamdan önce. Neden? Artık yaşlandım bak. Önceden buradan pat pat ses gelir. Demek ki eskimiş bura bağıra bağıra. Benim burayı sürekli bir şekilde ıslatmam lazım. O yüzden kahve yapıyorum. Yoksa çok acıyor. Kahveyi yaparken de o 5-10 dakikada sıkılmayayım, çıldırmayayım bu sıcakta diye televizyonu açıyorum. 2 dakikalık şarkı dinleyeceğim. Şarkı da reklamdan çok alakasız bir şarkı. Bayağı önce çıkan reklamdan normaldi ama. Almanca bir Vodafone reklamı çıkıyordu. Kabul edilebilir. O Almanca Vodafone reklamından sonra dinlediğim şarkı da zaten adam ot sarıyor. Yanda eskortlar koşturuyor. Bir yanda Supra geliyor gidiyor. Kabul edilebilir. Almanca Vodafone reklamı bitti. Tıraş bıçağı reklamı çıkmaya başladı bir yerden sonra. Önceden tıraş reklamlarında bir de haşhaşlı adamlar olurdu. Böyle kaslı maslı, böyle erkek güzeli. Adam yaklaşırdı kameraya, böyle tıraşını yapardı. Sonra bakardı. 30 senedir ilk defa tıraş oldu sanki. Sonra tıraş reklamları da değişti. Bizim nesile uygun hale geldi. Bizim nesilde çirkinler daha öncelikli, biliyorsunuz. Artık çirkinseniz de insansınız önceki nesile göre. Bir tane bodur bir adam geliyor. Beyler şu tıraş bıçağını denediniz mi? Normalde reklam çekmek istiyorsanız, bak yine zenci oldum. O adamın ayağı gösterilmez. Bacağı gösterilmez. Şunu bir insanın bacağı ayağı diye düşünün. Şuradan itibaren aşağısı gösterilmez normalde. Özellikle yapıyorlar, bak bu adam çirkin ama bu da tıraş oluyor. Buna da okeyim. Son bir senedir çıkan reklamların garipliği beni artık öldürüyor ya. Aptamil oyun uyku. Başıklı ritmi bu. Dın 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 dın. Ritmi bu diyene kadar çocuğu uyutmaya çalışıyor. Çocuk çok tatlı, yatağına yatmış, emeğini yemiş, gazını çıkarmış. Ritmi bu dedikten sonra çocuk kopacak. Zaten ölünce uyuyacaksın, uyuma hop biraz diyorlar herhalde. Dın 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 dın. Ben artık nerede heyecanlanacağımı, nerede duracağımı şaşırdım oğlum. Sıçtığımın reklamları beynimin ortasına yerleşmeye başladı. Bir de iki tür reklamlar oluyor bu çocuk reklamlarının. Demek ki birinciydi, en nefret ettiğim. İkinci, ben bebeğimi çok seviyorum. Onsuz yapamam. Onunla yatıyorum, onunla kalkıyorum. 45 saniye bebe reklam. Lan sen çocuğunla o kadar vakit geçirmedin, ben niye bir senedir senin çocuğunu görüyorum reklamda? Bebeğe böyle ninler söylüyor, yavaş yavaş güzel bir sesle konuşuyor. Kadın sesi de uyutur ya hani anneniz. Babanız olsa hani hadi gidelim baba bir odunculuk yapalım, odun toplayalım şeyi olur. Anne sesi uyutur ama. Anne yavaş yavaş çocuğu uyutuyor, sonra anne kameraya konuşuyor. Orada bir çocuk eğitmeni var, onunla konuşmaya başlıyor. Çocuk arkada oyuncaklarla oynuyor, takır takır tırırırır. Ortası yok bu şerefsizlerin. Türk reklamcılarına bulaşılmaz oğlum. Bebe bir saniye önce uyuyordu. Aldı keleşe eline, evi tarıyor la. Zaten sıcak, iyice deliriyoruz anasını satayım. Büyük ihtimalle son Typhoon Tuna oyunu. Zero point. Bu bayağı ben oyunum diyor ama. Flash'la yapılabilecek en iyi oyunlardan. Ve sponsor çok garip bir şekilde internet kafe herhalde. Lan sanat kafe ne oğlum? Sanatkafe.net. Bunun sitesi de kapanmış. Büyük ihtimalle bunu da Almanlar satın aldı. Ne zaman bir eski Türk oyunu sitesine bakmaya çalışsam sürekli bir Almanca yazı çıkıyor ya. Ve oyunun bonus bölümü daha da bir garip. Bonus 1. Oyun tasarımı galerisi, resimler ve görüntüler. Bu normal. Mafya mıydı? Hangi oyundu o? Playboy dergisi topluyordu. Oradan alışkınız biz buna. Bonus 2. Oyun yapım görüntüleri. Zero point nasıl yapıldı? Flash'tan oyun yapmak apayrı bir zor olduğu için bu da normal. Bütün Adobe programlarını tek bir programa yüklüyüp en ufak detayı bile bakmanız gerekiyor gibi düşündü oğlum. Flash çok acayip bir şeydi. Kodlamadan bile zordur belki, bilmiyorum da. Bonus 3. Eğlence bonusu. Habamam sınıfından bir sahne. Nasıl telif yemedi lan? Nasıl dava açmadılar Typhoon Tuna'ya? Ki Typhoon Tuna hakkında garip bir bilgi daha. Ben bunları vere vere Ertem Şener'e döndüm. Typhoon Tuna'nın iki çocuğu varmış lan. Bu adamın iki çocuğu varmış lan. Ya bu adam böyle oturup 7-24 dolu oynayıp Silver'dan çıkamadığını, sürekli kaybettiğin adam. Bak bu adam da dinmiş Typhoon'u, onu öğrendik. Bu adam 20 çocuğu olsa da koymaz bana. Ulan Oğuz Palay'ı görmedim, bak onun iki çocuğu olsa normal gelir. O hafiften bir yaşlı esintisini veriyor. Fatih Bey abi zaten apayrı çıktı beklediğimden. Ama Typhoon Tuna'dan hiç beklemezdim onu. Bonus 4. Oyunun yapımcısı Typhoon Tuna'nın açıklaması. Açıklamada büyük ihtimalle oğlum ben de zannetmiyordum iki çocuğum olacağını falan olacak büyük ihtimalle. Python Plaza, Haziran 14, 2003. Grafikler çok iyi ama be oğlum. Böyle gerçek bir resmi alıp da üstüne oyun grafik direktliğinden her oyuna bayılıyorum ben. Çok değişik bir havası oluyor. Ya buradan da Typhoon Tuna iniyordur. Allah'tan o değil. Günaydın hocam, bu menü senin yeni bilgisayarına ait. Bizimle bu sayede iletişim kuracaksın da 98 bilgisayarı ne lan? Oyun harbiden 2000 oyunu mu? Yo, 2010 civarı herhalde. Garip, bura İstanbul mu Ankara mı lan? Deniz olmasa Ankara'da olur, bura çok benziyor. Bak, 3 boyutlu kafa açısına bak. O zamanlar böyle şeyleri tapıyorduk oğlum biz. Şimdi sizin gördüğünüz 3 boyut çok farklı. Bizim gördüğümüz 3 boyut 4 boyutta oğlum. Siz şimdi 3 boyutu görüyorsunuz. Ama oyunda şöyle bir hava var. 2006-2007 doğumlu gibiyseniz bu oyunlar flash oyun olarak böyle her oyun sitesinde oluyordu. Hiç unutmayacağınız 20-25 yaşınıza geldiğinizde sürekli aklınıza gelecek oyun türü oğlum bu. Biz indirip oynuyorduk işte mal gibi. Görevin başarıyla devam ediyor. Gizli dosyayı ele geçirdiğine göre üste dönebilirsin. Dosya incelenecek ki bir sonraki durağını öğreneceksin. Typhoon Tuna mıydı lan o?
ciddi bir sorunumuz var. İki asker oraya geliyor. Sanırım çatışma zamanı. Bilmen gereken bazı şeyler var. Oğlum çok değişik sistemleri var lan oyunun. Kaçırmıyorum Allah'tan, çok hızlı gidiyor. Biz kaçırana kadar da büyük ihtimal onlar ateş etmiyor. İlk defa bir eski oyunda zorlanmıyorum la ama. Keşke zorda açsaymışım anasını. Hiç dinlemeseydim Typhoon Tuna'yı da zorda açsaydım. Evet. İlla bir atraksiyon olacak zaten buralarda. Hadi. Oğlum bayağı bildiğin büyük aksiyon oyunu gibi lan. Özellikle ses efektlerine bayıldım oyunu şimdiden. Burada yapacağın operasyonun stili, tarzı, büyüklüğü, zamanı belirtiliyor. Bu operasyonu mükemmelenmek için diğer bilgiler de burada verildi diyor da görmüyor. Hangi İngilizce çalışma kitabından aldın abi bu sayfayı? Gözükmüyor ya. Dosyadan alınan bilgiler sonucunda Apo'nun operasyonu Alaska'da devam ettireceğini öğrendik. Şimdi seni oraya yollayacağız. Ayrıntıları yine bu bilgisayarını kullanarak bizden öğrenebilirsin. Sana güveniyoruz. Acayip. Dünyanın en güzel şehri oğlum. Şehir de değil, ülke gibi. Şöyle garip bir şey var Alaska ile ilgili de. Ya televizyon ya YouTube, hiç fark etmez, bir Alaska programı izlediyseniz. Oraya gidenler ya yaşlı oluyor, zaten emeklilik yeri de. 40 yaş ve altı giden gençlerde. Ulan bir tane bile eli yüzü düzgün adam göremezsiniz. Hepsi böyle Lego'dan Roblox'tan çıkma adamlar gibi. Yanındaki karı üf süt. Adam bir garip ya. Boyu çocuk boyunda kalmış. Kilosu dana kilosu olmuş. Hepsi öyle. Bir tane böyle fiziği eli yüzü düzgün bir adam göremezsiniz. Bir de oraya gitmek için, oraya yerleşmek için belli bir maddi durumunuz olması gerekiyor diyebiliyor. Bu Amerika'ya taşınırken hani cebinde bir para olsun, zürt orma olayı var ya, o orada apayrı bir şey diyebiliyorum ben. Ulan adamın kıyafetine bakıyorsun, özellikle gelmiş burada perşembe pazarından alıp geri Amerika'ya dönmüş gibi giyiniyor hepsi. Garip şeyler dönüyor Alaska'da. Üste gizlice sızman gerekiyor, bu yüzden asla kendini belli etmemelisin. Birilerini öldüreceksen sessizce işi bitir, unutma. Seni gördükleri an operasyon mahvolur. Kazayı unutmayın oğlum, bu programa bakacağım. Kendi bilgisayarından SS alıp koymuş, o programda bir şey var. Madem gözükmeyeceğiz, belli etmeyeceğiz, niye biz bembeyaz deri simsiyah geldik be? Arkaya geçebiliyor mu şuradan, dolanabiliyor mu? Hayır. Pat. Uf. Bir disket buldum. Floppy zamanları değil lan 2010. 2 GB'lık flash bellekler de hallediyorduk oğlum biz işimiz. Abartmayın o kadar da. Oyunun havası çok değişmeye başladı la ama. Hafif böyle karanlık. 3 boyutlu teması da garip şekilde verilmiştir ya. Bayılıyorum öyle oyunlara ben. Şimdi garip garip hareketler yapacak değil mi? Typhoon abinin böyle egzotik hareketlere özel bilgisi varmış zamanında oğlum. Her oyunda bir şeyler veriyor. Bir de Matrix izlemiş herhalde. Yazılar Matrix'ten. Hareketler Matrix'ten. Şuradan hiçbir şey yapmadan geçebiliyor mu? Bir de kocaman anakartı almış, Photoshop'ta büyütmüş, koymuş oraya. Bu kamerayı kapatacak. Biraz karanlıkta kalacağız ama olsun. W. Kesin şurada bir yerde de gizli kamera vardır böyle. Lazerler oluyor ya. Kesin. Görünüşe göre bir kaçağımız var. Seni için bekliyordum. Typhoon abi yapma böyle şeyler. Hareketlere bak anasını satayım. Matrix işte ya. Askeri savaşacağım, göreve devam edeceğim. Askeri ağzıma sıçar, ben 4 kere baştan başladım bu arada oyuna. Bilgisayar kastığı için takılıyor, ben o ateş sahnelerinde o kadar kolay geçmedim. O askeri takılsaydık büyük ihtimal oyun yine baştan başlayacaktı. O kimdi bilmiyorum ama şimdilik onu boşversem iyi olur. Bitirmem gereken bir görev var. Üstün prototipi. Dümdüz iniyorsun işte abi, o prototip değil. Anan yanımda geldi, korktum o yüzden anan dedim. Hiç anan demem normalde. Direkt anana anan. Çok kolay oldu. Harbiden çok kolay geçiyor ama ya. Alabiliyor mu lan silahını? Abi Floppy alacağıma bir tane silah alaydım ya adam akıllı. Gelen tren seni anı üstüne götürecek, hesapta olmayan bazı karışıklıklar yüzünden. Ne yazık ki artık seni orada olduğunu biliyorlar. Abi adam demin beni makineliyle taradı. Öldürmedi bir de, gitti. Artık daha dikkatli olman gerek. Şefine iyi başladık yine. Koymayın abi şu Türk detaylarını, koymayın. Televizyonda yeterince görüyor zaten de, bitiyor mu oğlum şu tasarımlar? 3 boyutlu mobilya tasarımı apayrı bir şeydi oğlum zamanındaki oyunlarda. Bak işte bu yüzden yeniden başlayıp duruyordum. Ha biz kaçırmadığımız sürece onlar hiç ateş etmiyor. Onun güzelliği var. Bak yine kaçırdım anan avradını. Eski oyun zolluğu. Bura bayağı hırpalanmış ama ışıklandırması çok iyi. Bayağı bildiğim ben aksiyonum diye belli ediyor. Baksana oğlum, kalp atış ritmi, sesi, efekti falan bir şeyler var oyunda. En ufak ayrıntısına kadar uğraşılmış. Flash oyun gibi değil. Ben daha çektiğim büyük ihtimal hiçbir oyunu yayınlamadım Türk oyunu açısından da. Hani tanıdıklarınız olur, babanız çok sarsaktır, bütün sülaleniz öyledir, arkadaşlarınız vesaire de. Ama bir tane adam olur, bir işin en ufak detayına kadar uğraşır, onu çok iyi yapmaya çalışır. Trenin üstüne tırman, böylece ileride kilitli vagonlara ulaşabileceksin. Fakat askerlere dikkat et, büyük bir ihtimalle senin orada olduğunu biliyorlar.